İça. İyi misin? Nerelerdeydin? Ne zamandır seni arıyorum. Sen neredeydin kızım? İça. Senin okulundaki tiyatro oyunu çok güzeldi kızım. Ha? Çok güzeldi değil mi? Ver şunu. Ver. Bunca saattir neredeydin İça? Çok endişelendik. Dışarıyı sel götürüyor. Evet. Neden bu kadar geciktin kızım? Ha? Otobüse binmedin mi? Ha? Hem Tapasya nerede? Onun telefonuna da ulaşılamıyor. Çekmiyor sanırım. Tapunun nerede olduğunu bilemem. Ama bunun nerede olduğunu biliyorum. Ha İça. Canım, yağmurda ne kadar ıslanmışsın. Havlu al, başını sil. Tekrar dışarı çıkmak ister misin? Teyzeciğim, söyle canım. Nereye kayboldun? Bu havada okul yoktu değil mi? İça. Neredeydin kızım? Söylesene canım. Annen çok merak etti. Nerededir, ne yapıyordur diye sorup durdu. Ne yapıyordun, söyleyecek misin? Kızın seni meşhur etti yine. İça. Söylesene, neredeydin? Teyze. Divya. Hiç başlama şimdi. Tepemin tasını attırma benim. Söyle. Söyle, neredeydin? İça. Büyük hanımın sorduğu soruya neden cevap vermiyorsun? Tiyatro oyunu bittikten sonra akşam okuldaydın, öyle değil mi? Yoksa... Kızın oyunda öğrencileri dans ettirdi. Sonra da kendisi etti. Neden heykel gibi duruyorsun orada? Cevap versene, söyle. Anne, ben... Annenle değil, benimle konuşuyorsun. Söyle İça. Neredeydin? Vir'le beraberdi. Kendi gözlerimle gördüm.
İtça. Gerçeği söyle. Neredeydin? Bu fare yolun ortasında yağmurda ıslanıyordu. Hem de yanında Vir vardı. Hiçbir şey kalmamış. Ne utanma ne de arlanma. Vir'in peşinden koşuyordu. Vir de onun peşindeydi. Divya, uzun zamandır ağzımı açmıyorum çünkü bu konakta hiç kimse bana inanmıyor. O gün gözlerimin önünde Vir'in elini tuttu. Büyük anne Vir'le bir dakika konuşabilir miyim dedi. Ben de Vir'e olan saygımdan sustum. Ama tabii ki o an ben hiçbir şey söylemedim. Ama bugün Tanrı en iyisini bilir. Bugün bunu yaptı. Madem bunu yaptı, git de evlen onunla şimdi. Hadi söyle. Büyük anne yalan söylüyorsun de. Söyle, Vir'le değil miydin? Söyle. İtça. Doğru mu bunlar? Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani. Kismat apni to jaise